Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün etlerin yanına çok yakışan ve çok sevilen bir sos olan gravy sos tarifi paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle bu sos için ilikli kemik suyuna ihtiyacımız var. Ben daha önceden ilikli kemik suyumu hazırlayıp difrizime atmıştım. Yemeklerimi o şekilde kullanıyorum. Bu detayı belirtmek istedim. Şimdi gelin yapımına geçelim. Kızdırmış olduğum ızgara tavamın üzerine etlerimi şimdi yerleştireceğim. Fakat yerleştirmeden önce sıvı yağla hafif damlatarak peçeteyle her tarafını bir miktar sürdüm etler yapışmasın diye. Bu detayı belirtmek istedim. Şimdi yüksek ateşte etlerimi mühürlüyorum. Mutlaka yüksek ateşte mühürleme işlemi yapalım. Aksi takdirde eğer altını kısarsak etlerimiz sulanır ve mühürleyemeyiz. İstediğimiz sonucu da elde edemeyiz. İyice renk alıncaya kadar etlerimi mühürlemeye devam edeceğim. Renk alması çok önemli. Gravy sosumuza hem rengini verecek hem de lezzetini verecek. Şimdi diğer taraflarını da mühürleyeceğim etlerimin. Hala yüksek ateşte bu arada tavan. Şimdi mühürlenen etlerimi farklı bir tencereye alıp pişirmeye devam edeceğim. Evet, şimdi tenceremi alıyorum ve üzerine sıcak su ilave ederek pişirmeye devam edeceğim. Bu arada lezzetlendirmek için ben 2 adet defne yaprağı, 5-6 adet de tane biber ekliyorum. Karabiber. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Daha sonra da bu mühürlemiş olduğum tavama da bir miktar su ilave ettim. Bu suyun içerisinde bir adet kuru soğan ve yarım havucu da ilave ederek kaynatıyorum. İyice sebzeler aromasını verinceye kadar kaynattım. Daha sonra ilikli kemik suyumu da ilave ediyorum. Ve derin bir sos kabına alıyorum. Hepsi iyice piştikten sonra süzgeç yardımıyla süzüyorum. Daha sonra ayrı bir yerde kıvam vermesi için nişastayı suyla açıyorum. Ben bir tatlı kaşığı nişasta kullandım. Aşırı kullanırsanız çok yoğun olur. Bir tatlı kaşığı yeterli gelecektir. Evet, bu şekilde iyice açıp daha sonra sosuma ilave ediyorum. Yalnız burada kameram çekmemiş. Sizlerden özür diliyorum. Nişastalı karışımı sosuma ilave ettim. Karıştırıp iyice pürüzsüz olduktan sonra tekrar ateşe alıp bir taşım daha kaynatıyorum. Eğer kıvamını koyu bulursanız siz de benim gibi kaynayan et suyunuzdan tekrar su ilave edebilirsiniz. Bu arada et suyunuza attığınız tuzdan sos da tuzunu alacaktır ama eğer yeterli görmezseniz biraz daha ilave edin. Ben bir miktarda ev yapımı sirke ilave ettim. Siz bir yemek kaşığı da ilave edebilirsiniz. Ben biraz fazla ilave ettim çünkü ev yapımıydı. Ayrıca ev yapımı bir çay kaşığı da dut pekmezi ilave ettim. Aromayı daha güçlendirmek için. Normalde pekmez konmayabilir ama ben biraz daha aromasını güçlendirmek için çok lezzetli oldu gerçekten sosum. İlave ettim. Tercih size kalmış pekmez konusunda. Şimdi güzelce sizler için sunum hazırladım. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.